Coşar bizlerle birlikte. Sayın Coşar, hoş geldiniz Ajans Bugün'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul bugüne 1569 puanla rekor seviyeden başladı. Bizim sorumuz elbette ki bu yükseliş devam edecek mi? Ne kadar sürecek? Öncelikli olarak böyle başlayalım. Şu anda Borsa İstanbul'da gördüğümüz yükseliş trendi devam ediyor. Pozitif seyir devam ediyor. Aslında Borsa İstanbul 1550 puanları geldikten sonra bir miktar kar satışlarıyla karşılaştı 1510'lara kadar. Oradan ama tekrardan özellikle sanayi sektörü öncülüğünde tekrardan güçlü alımların geldiğini gördük. Yani piyasa Borsa İstanbul'daki geri çekilme piyasa tarafına alım fırsatı olarak kullanıldı. Ve dediğim gibi sanayi sektörü öncülüğünde yukarı yönlü hareket devam etti ve eriyor. Görünen o ki 1550 seviyesinin üzerine kalmaya devam edecek yakın bir süre sonra eğer küresel bazda bir ekstrem bozulma olmazsa 1600 seviyeleri konuşmak için önümüzdeki günler ve haftalarda 1600 seviyeleri konuşabiliriz diye düşünüyorum. Kısacası pozitif trend Borsa İstanbul'da hala devam ediyor. Sayın Coşar, bir sorum daha olacak size. Hangi başlıklar takip edecek piyasaları? Şu nottan yola çıkarak aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi küresel piyasalar yeni tip koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarına karşın artan vaka sayıları ve teşvik paketi fiyatlamalarıyla karışık bir seyir izliyor ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın yapacağı sunum da takip ediliyor. Acaba bu sunum ne katacak? Nasıl bir yol izlenecek bu sunumla birlikte? Bir öngörünüz var mı? Şöyle söyleyebilirim, bu sunum bugün piyasalar izleyecektir. Bildiğiniz gibi Biden yönetiminin ek olarak 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi çıkartması bekleniyor. Eski Fed Başkanı olan ve Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen da bununla ilgili ayrıntıları Senato'da aktarıp paketin çıkmasını teşvik edecektir diye düşünüyorum. Senato'ya paketin çıkmasını önerecektir, destek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu başlık bugünün gündemi. Önümüzde günlerde de önemli başlıklar, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var ve yurt içinde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı var. Gündem böyle. Covid'e gelince, Covid'in tabii yeni mutasyonu, yeni tipi piyasaların gündeminde. Ama şu anda Covid salgını dünyada artsa da şu anda piyasalar bunu çok görmüyor. Şu anda Covid salgını çok fazla fiyatlamayıp daha çok teşvikleri fiyatladığını söyleyebilirim dünyada. Sayın Coşar, çok teşekkür ediyorum. Gelişmelere, yaşananlarla birlikte yeniden bakacağız. Sağ olun, vaktinizi ayırdınız. Ajans bugüne şimdi hayatın içinden başlıklarla devam edeceğiz. İzmir'de sokak köpekleri 15 dakika